Rulman, kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayan, enerji kaybını azaltan ve mükemmele en yakın yataklamayı sağlayan son derece hassas bir makine elemanıdır. Rulman nedir? Rulman, kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayan, enerji kaybını azaltan ve mükemmele en yakın yataklamayı sağlayan son derece hassas bir makine elemanıdır. Temel olarak iç bilezik, dış bilezik, yuvarlanma elemanları ve yuvarlanma elemanlarını bir arada tutan kafesten meydana gelmektedir. İç bilezik, dış bilezik ve yuvarlanma elemanları 100 gram altı yüksek kaliteli ve alaşımlı çelikten imal edilirler. Malzemeyi meydana getiren elementlerin oranı kadar çeliğin saflığı da kaliteli bir rulman için hayati önem taşır. Rulmanın çalışma ömrü beklentilerini karşılayabilmesi için ısıl işlem süreçlerinin de uygun şekilde sonuçlandırılmış olması gerekir. Dışarıdan bakıldığında hepsi birbirine benzese de uygulamanın şartlarına göre farklı ihtiyaçları karşılayan birçok çeşit rulman bulunmaktadır. Rulman uygulamalarının çok büyük bir kısmında bileziklerden bir tanesi hareket ederken diğeri durmaktadır. İşte birbirlerine karşı görece hareketli olan bu bileziklerin arasındaki yuvarlanma elemanları, ki bunlar da bilyalı ve makaralı olarak ikiye ayrılırlar, dönme hareketi yaparak sürtünmeyi minimuma indirirler. Yüzeyler arasında pürüzlülükten kaynaklı çukur ve tepecikler olduğu için metal metale sürtünme oluşur. Biz de bunu engellemek için yağlayıcı bir madde kullanırız. Gresler birçok ihtiyacı karşılaması, kullanım kolaylıkları ve sızdırmazlık özellikleri sebebiyle %90 oranında yağlayıcı madde olarak tercih edilirler. Kalan %10'luk kısımdaysa soğutma gereksinimi, rulmanın birlikte çalıştığı dişli gibi diğer makine elemanlarının da yağlanmak istenmesi ya da gresle yağlamanın mümkün olmadığı durumlar için sıvı yağlar kullanılır. Yağlayıcının rulmanın çalışma koşulları altında birbirine temas eden yüzeyler arasında uygun yağ filmi kalınlığını sağlaması gerekir. Aksi takdirde beklediğimiz sonucu alamayız. Rulman içerisinde yeterli yağlayıcı var gibi gözükse de yağ filmi oluşmadığı ya da belli bir yük ve sıcaklık altında koptuğu için metal metale temas ve erken aşınma meydana gelecektir. Rulmanlar için önemli olan kavramlardan bir diğeri ise boşluk kavramıdır. Rulmanın dış bileziğinin yere temas ettiğini varsayarsak en üstte kalan yuvarlanma elemanı ile dış bilezik arasında kalan mesafe rulman boşluğu olarak adlandırılır. Rulmanın çalışma esnasındaki boşluğunun sıfıra yakın olması rulman ömrü açısından daha iyi sonuç vermektedir. Ancak bizim rulmanı alırken hangi boşluk grubunu satın alacağımızı belirleyebilmek için sıkı geçmeler sebebiyle kaybedeceğimiz boşluk miktarını, yağ filmi sebebiyle kaybedeceğimiz boşluk miktarını ve rulmanın çalışırken ısınmasından dolayı termal genleşme sebebiyle kaybedeceğimiz boşluk miktarını hesaba katmamız ve tüm bunları göz önünde bulunarak doğru rulman boşluğunu seçmemiz gerekmektedir. Eğer bunu doğru belirleyemezsek rulman boşluksuz, hatta ön gerilimiyle çalışacağı için hem olması gerekenden daha hızlı ısınacak hem de ömrünü olması gerekenden çok daha çabuk tamamlayacaktır. Dönme hareketinin olduğu hemen hemen her uygulamada rulmanların kullanıldığını düşünürsek, çok zorlu koşullar için bile bu hesaplamaların doğru şekilde yapılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sizlerin de doğru rulmanın seçimi ve ömür hesapları ile ilgili öğrenmek istedikleriniz varsa aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.